Herkese selamlar. Bugün yatırım yaparak green card alma metodu olan EB-5 kategorisinden yani EB-5 yatırımcı kategorisinden bahsetmek istiyorum. EB-5 kategorisi yatırımcıya direkt green card'a gitme yolu veren ve sonrasında vatandaşlığın yolunu açan bir metottur. Bu anlamda E2 göçmen olmayan vizesinden de ayrılır. EB-5 vizesi hakkında çok fazla bilinmeyen var, çok fazla kafa karışıklığı var. Bugün bu konulara kısaca değinip bilgiler vermek istiyorum. Kısaca EB-5 kategorisi bir yatırımcının Amerika'ya belli bir miktarda para yatırarak Green Card'a başvurma metodu. Peki EB-5 kategorisi ne zaman çıktı, kimler tarafından kullanılıyor? Kısaca ona bir bakalım. Aslında EB-5 kategorisi yeni bir kategori değil. 1990 yılında yürürlüğe giren bir kanun maddesi. Bunun üzerinden yıllık 10 bin kişilik bir kota var. Yılda 10 bin kişiye verilebiliyor. Ve bu yıllık 10 bin kişilik kotanın hiçbir zaman dolmadığını görüyoruz. Yani başvuru yapıp green card alabilenlerin sayısı her zaman yılda 10 bin kişinin altında. Peki EB-5 kategorisi neden meşhur oldu, neden moda oldu, neden daha çok talep edilen bir kategori oldu? Özellikle 2008'deki Amerika'daki mali krizden sonra bankaların maddi konularda sıkışması, Amerika'daki özellikle inşaat sektöründeki finansmanın EB-5 kategorisi üzerinden sağlanmasına neden oldu. EB-5 metoduyla gerçekleştirilen bir sürü proje bulunuyor şu anda Amerika'da. Bunlardan en meşhurları birçok otel projesi ve aynı zamanda Manhattan'da bulunan Hudson Yards dediğimiz Amerika'nın en büyük gayrimenkul projesi de aynı zamanda EB-5 yatırımıyla yapılmış oldu. EB-5 kategorisini daha çok gelir düzeyi yüksek olan yatırımcıların tercih ettiğini görüyoruz. Özellikle son 10 yıl içinde, 15 yıl içinde Çin'deki milyonerlerin artması mesela, özellikle Çin vatandaşlarının bu kategoriyi çok ciddi şekilde kullanmasına neden oldu. Aslında baktığınız zaman EB-5 kategorisinin %85 oranında kullanıcısı Çin'den geliyor, Çin vatandaşlarından geliyor. İngiltere, Vietnam, Kore, Brezilya EB-5 kategorisinde başı çeken ülkeler arasında görünüyor. Peki EB-5'in kısaca şartları nelerdir? Onlara bir göz atalım. EB-5'in şartı bahsedilen para miktarının yatırılması. Bu kişisel yatırım olduğu zaman 1.8 milyon dolar, bölgesel ticari merkez olduğu zaman 900 bin dolar. Aynı zamanda 2 yıl boyunca 10 tam zamanlı işçinin çalıştırılması şartı var. Bu 2 yıllık süre içinde 10 tam zamanlı işçinin çalıştırılması, çalışan işçilerin Türkçe tabiriyle sigorta belgelerinin, Amerikan tabiriyle payroll yani bordro belgelerinin gösterilmesiyle temin edilebiliyor. Burada EB-5'de iki farklı yatırım metodu olduğundan bahsetmiştim. Bir kişisel yatırım, bir de bölgesel ticari merkez yani regional center yatırımları. Bu ne demek? Kısaca bunun üzerinde biraz duralım. EB-5'de iki tip yatırım söz konusu. Kişisel yatırım veya regional center dediğimiz bölgesel ticari merkezlere yapılan yatırım. Kişisel yatırımda siz sıfırdan bir iş kuruyorsunuz. Kurduğunuz işe 1.8 milyon dolar yatırıyorsunuz. Ve bu işte en az 2 sene boyunca 10 tane tam zamanlı Amerikalı veya Green Card sahibi işçi çalıştıracağınızı beyan ediyorsunuz. Bu kişiler independent contractor dediğimiz, freelancer dediğimiz serbest çalışan kişiler olamaz. Şirketin payrollunda, bordrosunda olan kişiler olması gerekiyor. Kişisel yatırımın güzelliği paranın kontrolünün sizde olması, kendi istediğiniz gibi yatırım yapabilmeniz. Bu aynı zamanda kendi işinizi idare etmeniz anlamına geliyor. Dolayısıyla Amerika'da bir yatırım yapıp kendi işini idare etmek isteyip aynı zamanda büyümek isteyen şirketler için ve neticede Green Card'a gitmek isteyen şirket sahipleri için, yatırımcılar için güzel bir alternatif olabilir. Bunun en sık örneğini Amerika'da yatırım yaptıktan sonra mağaza zincirleri açmak, şubeler açmak şeklinde büyüme planı olan şirketlerde görüyoruz. Peki bölgesel ticaret merkezi nedir? Bölgesel ticaret merkez aslında Amerikan devletinin onayladığı ve değişik projeler için para toplama yetkisi olan ticari müesseselere verilen isimdir. Bunlar özel teşebbüsler olabileceği gibi aynı zamanda eyaletlerin kurmuş olduğu teşebbüsler de olabilir. Dolayısıyla bölgesel ticari merkezler Amerikan devletinden kurulabilmeleri için onay aldıktan sonra değişik projeler ortaya sürüp bu projeler için yatırımcılardan para toplamaya başlarlar. Mesela bir örnek vermek gerekirse, diyelim ki bir marina inşaatı söz konusu oldu. Bu marina inşaatının finansmanı için 90 milyon dolar gerekiyor. Bu durumda 900 bin dolar yatırım yapacak 100 tane yatırımcı bulunduğunda bu yatırımcıların her biri kurulacak olan şirketin %1 ortağı oluyorlar. Bu parayı yatırıyorlar, toplam 90 milyon dolar toplanmış oluyor ve projeye başlanmış oluyor. Burada dikkat ederseniz yatırılan 900 bin dolar
size bir şirket ortaklığı, küçük de olsa, %1 de olsa bir hisse vermiş oldu. Ama aynı zamanda bu projeyi takip eden bir teşebbüs olduğu için, bir şirket olduğu için sizin bu şirketin işleriyle alakalı herhangi bir şey yapmanız gerekmiyor. Sadece yatırımınızı yapıp pasif yatırımcı olarak, pasif ortak olarak işlemlerin ilerlemesini ve green card almayı beklemiş oluyorsunuz. Bölgesel ticari merkezlerin kişisel yatırımlardan ayrıldığı temel noktalardan bir tanesi, bölgesel ticari merkezlerde sadece o teşebbüsün çalıştırmış olduğu işçiler değil, aynı zamanda bu projenin ortaya çıkartacak olduğu dolaylı işler, dolaylı istihdam da projenin oluşturduğu istihdama dahil ediliyor. Şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki bir marina inşaatından bahsediyoruz. Bu marina inşaatında sadece çalışan kişiler değil, aynı zamanda marina açıldıktan sonraki oradaki hediyelik eşya dükkanları, restoranlar, alışveriş merkezleri, buralarda çalışan herkesin de aynı zamanda yatırımcının 900 bin dolar yatırdığında sağlaması gereken 10 kişilik istihdam şartına dahil ediliyor. İlla bölgesel ticari merkezinin kendi çalıştırdığı kişiler değil, aynı zamanda dolaylı olarak bu proje sayesinde iş imkanına sahip olan kişiler de 10 kişi kapsamında değerlendiriliyor. Dolayısıyla biraz önce verdiğimiz örnekten hareketle 90 milyon dolarlık bir yatırımda 100 yatırımcının 10'ar kişiden 1000 kişi çalıştırması sadece o teşebbüsün 1000 kişi çalıştırması değil, aynı zamanda hediyelik eşya dükkanlarının, restoranların, oradaki alışveriş merkezlerinin çalıştırdığı insanları da toplayarak, çalıştırdığı işçileri de toplayarak toplam 1000 sayısına ulaşmış oluyorsunuz. Aslında anlattığım bu iki temel farklılık, yani işin tamamına sizin hükmetmeniz gerekmemesi, işle ilgili herhangi bir vakit harcamanız gerekmemesi ve aynı zamanda dolaylı şekilde kazanılan işçilerin de çalışan kişi sayısına dahil edilmesi, bölgesel ticari merkezleri şahsi yatırımlara nazaran çok daha fazla tercih edilmesine sebep oluyor. Aslında baktığınız zaman istatistiklere EB5 yatırımlarının %95'inin bölgesel ticari merkezler üzerinden, yani regional center'lar üzerinden gittiğini, aşağı yukarı %5'lik bir kısmın da kişinin kendisinin yatırım yaptığı, kendisinin kurduğu şirketler üzerinden gittiğini görüyoruz. Çok sorulan sorulardan bir tanesi, peki bir iş yerini satın alarak EB5 başvurusu yapılabilir mi? Bu çok soruluyor. Aslında EB5 kategorisi sıfırdan bir iş kurmak üzerine dayalıdır. Zaten kurulu olan bir işi satın alarak EB5'de yapmak mümkün ama bunun bazı şartları var. Bu işin troubled business dediğimiz, maddi açıdan çok zor günler geçiren, batmak üzere olan veya zarar eden bir şirket olması gerekiyor. Bunun bazı ekonomik formülasyonları var. Ama temel olarak ciddi şekilde zarar gösteren, tabiri caizse dibe giden, zarar eden bir şirketi alarak, tabii şartları var bunun, o şartlar gerçekleştiriliyorsa oradan da EB5'e gitmek mümkün olabilir. Orada vermiş olduğunuz vaat, bu kötü durumda olan şirketi alıp çok daha iyi bir noktaya getireceğiniz ve çalışan sayısını arttıracağınız olmuş oluyor. Tabii yatırım miktarında herhangi bir değişiklik yok. Yine 1.8 milyon dolar üzerinden ilerlemesi gerekiyor. Peki neden bölgesel ticari merkezlerde, yani regional center'larda 900 bin dolarlık yatırım var da kişisel yatırım yaptığınız zaman bunun 1.8 milyon dolar olması gerekiyor? Çünkü regional center'lar, yani bölgesel ticari merkezler, mutlaka bu yatırımları, bu projeleri targeted employment areas dediğimiz istihdamın düşük olduğu yerlerde seçiyorlar ki yatırımcıların 1.8 milyon dolar değil 900 bin dolar yatırarak EB5'e başvurmaları mümkün olsun. Çok sorulan sorulardan bir tanesi, acaba kişisel yatırım mı bizim için daha iyi yoksa regional center üzerinden yapılan bir yatırım mı bizim için daha iyi? Eğer işinize ayırabilecek vaktiniz varsa, yapmış olduğunuz yatırımla EB5 kategorisinin gerektirdiği minimum 10 kişi çalıştırma meselesini karşılayabileceğinizi düşünüyorsanız ve paranın kontrolünün sizde olmasını istiyorsanız, o zaman muhtemelen kişisel yatırım üzerinden gitmek sizin için çok daha mantıklı olabilir. Eğer Amerika'da kurulacak olan şirkete, işe çok fazla ayıracak vaktiniz yoksa, kafanızda ben şu işi yaparım, bu işi yaparım gibi bir düşünce çok oluşmuyorsa ve bu işe ayırabilecek çok fazla vaktiniz yoksa, o zaman 900 bin dolar yatırarak bölgesel ticari merkez üzerinden, regional center üzerinden gitmek sizin için daha mantıklı olabilir. Regional center üzerinden yapılan yatırımlarda projenin seçilmesi meselesi çok önemlidir. Çünkü bir yanlış anlaşılan konu var. Zannediliyor ki regional center'ın projesi devlet tarafından kabul ediliyor. Dolayısıyla bu projeye girersem kesinlikle green card'ı alırım.
Aslında böyle bir şey söz konusu değil. Kabul edilen, devletin approve ettiği, kabul ettiği şey Regional Center'ın kurulmasıdır. O Regional Center'ın proje oluşturmaya başlamasıdır. Spesifik projelerin kabulü devlet tarafından yapılmıyor. Spesifik projenin kabulü ancak içeriye başvuru sokulduktan sonra oluyor. Dolayısıyla projeleri güçlü olan, projeleri başarılı olan, daha önce bu konuda başarılı olmuş bölgesel ticari merkezlerin seçilmesi, bu yatırımların başarılı olması konusunda önemli bir faktördür. EB5 yatırımlarıyla alakalı yanlış bilinen konulardan bir tanesi de yatırımın yapılması neticesinde green card alınmasının garanti olduğunun düşünülmesidir. Aslında Amerika göçmenlik sistemi paranın yatırılması neticesinde sürekli oturum veyahut da vatandaşlık veren bir ülke değil. Çünkü yaptığınız yatırımın ve projenin gerekli şartları temin etmesi durumunda, gerekli şartları gerçekleştirmesi durumunda green card'ı almanız söz konusu oluyor. Yani EB-5 projesi için yapmış olduğunuz yatırım ancak kanunda belirlenen şartlar yerine getirilirse size green card verebilir. EB-5 kategorisi üzerinden yapılan green card başvurularında sadece yatırımcının kendisi değil, aynı zamanda eşi ve 21 yaş altı çocukları da green card alabilir. Dolayısıyla EB-5 hem yatırımcıya hem de ailesine green card yolunu açan bir vize kategorisidir. Ve green card'ı aldıktan sonra vatandaşlığa giden yol da açılmış olur. Bu videoda kısaca EB-5 vize kategorisinin ne olduğunu ve değişik başvuru metotlarını, bölgesel ticari merkez metodu, kişisel yatırım metodunu anlatmış oldum. Bir sonraki videoda EB-5 üzerinden green card başvurusu yapan şahısları bekleyen süreçler, başvuru nasıl ilerliyor, ne kadar sürüyor, nelerin ispat edilmesi gerekiyor, biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü bütün bu konular tek bir videoda bahsedilemeyecek kadar uzun olduğu için bu EB-5 videosunu iki bölüm halinde yapmayı daha uygun gördük. Dolayısıyla ikinci videoda size biraz daha başvuru süreçlerinden, nelerin ispat edilmesi gerektiğinden, bu başvuruların istatistiklerinden bahsetmek istiyorum. Umarım bu videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Videoyu beğenebilirsiniz. İlgi duyduğunu düşündüğünüz kişilere gönderebilirsiniz. Sorularınız, yorumlarınız olursa yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Onlara mümkün olduğu kadar elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.